Azam Ebu Hanife Hazretleri Dördüncü bölüm İslam aleminde eshab-ı kiramdan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden ehli sünnetin reisi amelde dört hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Numan bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150, miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. 30 yıllık müddet içinde verdiği derslerinde yetişen talebelerinin her biri, o zaman çok genişlemiş olan İslam dünyasının her tarafına yayıldılar. Müftilik, müderrislik, kadılık gibi çeşitli vazifelerle büyük hizmetler yaptılar. Böylece ehli sünnet itikadını ve fıkıh ilmini her tarafa yayıp bu hususta kıymetli kitaplar yazdılar. İnsanlara doğru yolu gösterip saadete kavuşmalarına vesile oldular. Bu hizmeti kendilerinden sonraki asırlara da aksettirdiler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 4000 kadar talebe yetiştirmiştir. 560'ı fıkıh ilminde şöhret sahibi olmuş, Kırk tanesi ise müçtehitlik derecesine kadar yükselmiştir. Bunlardan İmamı Ebu Yusuf ve İmamı Muhammed Şeybani hocalarının görüşlerini nakletmekte ve Hanefi mezhebinin teşekkülünde çok ehemmiyetli rol oynamışlardır. Bu sebeple Hanefi mezhebinin İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden sonra iki rüknü, direği kabul edilmişlerdir. Hanefi mezhebi bu üç hukukçunun içtihatlarından meydana gelir. Bazı meselelerde İmam-ı Züfer ve i̇mam Hasan bin Ziyad'ın kavillerinin de esas alındığı vakidir. Hanefi kitaplarında ekseri bu dördünün ismi geçer. Fıkıh kitaplarında i̇mam Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed Şeybaniye İmameyn veya Sahibeyn denir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf'a Şeyhain, İmam Azam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e Tarafeyn denir. Hanefi mezhebinin hükmü olarak İmameyn'in içtihadı İmam Azam'ın içtihadı gibidir. İmam Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Sonsuz olan cennet dünyada yapılan birkaç günlük amelin değil, halis bir niyetle yapılanların karşılığıdır. Dışın içe, kalbin dile uygun olması lazımdır. Böyle olmamak nifaktandır. İnsan dünyadan üç şeye hasretle gider. Topladığına doymaz, umduğuna kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğu için iyi azık temin etmez. Kalbin fesada uğraması, altı şeyden hasıl olur. 1- Tövbe etmek ümidiyle günah işlemek. 2- ilim öğrenip ilmiyle amel etmemek. 3- Amel ettiklerinde de ihlas göstermemek. 4- Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmemek. 5- onun taksim ettiği şeye razı olmamak. 6- Ölüleri defnedip ibret almamak kendi öleceğini düşünmemek, ahiret için azık hazırlamamak. Dünyanın senden sonra nasıl olduğunu görmek istersen, senden evvel ölenlerden sonra ne olduğuna bak. Başkalarından sana söz getiren senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Allah'a yemin ederim ki mala ve paraya köle olanı Allahü Teala zelil ve perişan kılar. Bir defasında "Şimdi münafık var mı?" diye sordular. "Eğer şimdiki münafıklar öldürülüp cesetleri sokaklara atılsa, hiçbir yere çıkamazdınız." buyurdu. Küçük yaşta ilim öğrenmek, taş üzerine zümrütten nakış yapmak; yaşlandıktan sonra ilim öğrenmek ise su üzerine yazı yazmak gibidir. Rabbini bilen onu sever. Dünyayı bilen ondan yüz çevirir. Mümin gafil olmaz, boş işlerle uğraşmaz. Alimler olmasaydı insanların diğer canlı varlıklardan farkı kalmazdı. Çünkü onların öğretmesiyle insanlar iyi insan olma seviyesine ulaşırlar. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekten daha üstün zenginlik ve Kur'an-ı Kerim'i Unutmaktan daha aşağı fakirlik olamaz. Kişi isyan sebebiyle gece ibadetinden mahrum olur. Allahü Teala bir kuluna hayır dilediği vakit onu mal ve aileyle oyalamaz. Büyük güçlükler ve korkunç hadiseler önündedir. Bunlarla muhakkak karşılaşacaksın. Sonunda da ya kurtulacak veya helak olacaksın. İyi bil ki. Hesaba çekilmeden önce nefsinin muhasebesini yapan kazanır. Nefsinden gafil olan ise zarar eder. Sonunu düşünen kurtulur. Heva ve hevesinin peşinden giden sapıtır. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Allah'tan korkan emin olur. Emin olan ibretle bakar ve basiret sahibi olur. Basiret sahibi olup gören anlar anlayan bilir ayağının kaydığı yerden hemen geri çekil pişman olduğun şeyi at unuttuğunu sor ve kızdığın vakit nefsine hakim ol dedi mümin devamlı olarak nefsine hakim olur ve onu Allah için hesaba çeker dünyada kendilerini hesaba çekenlerin ahirette hesabı da iyi geçer ahirette hesabı ağır olanlar Dünyada kendi muhasebelerini yapmayanlardır. Kötü huylu olan kendine eziyet eder. Güzel ahlak güler yüzlü, tatlı sözlü olup iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Çok konuşanın yalanı çoğalır. Malı artanın günahı artar. Kötü huylu olanın nefsi azap görür. Her sağlam olana bir dert, her gence bir ihtiyarlık ve her ihtiyara her insana bir ölüm gelecektir. Yarın ruh cesetten, insan da evladından ve malından ayrılmayacak mı? Kefene sarılıp mezara konmayacak mı? Ey insanoğlu! Unutma ki beldeler harap olacak, mal mülk dağılacak, çocuklar yetim kalacak. İyi komşuluk sadece komşuya eziyet etmemek değildir komşunun verdiği sıkıntıya da sabretmek gerekir. Bitmeyen isteklerin, emellerin sonu gelmez. O halde bu fani dünyayı, sonsuz olan ahireti elde etmekte kullanınız. Bedbahtlık olan dört şey vardır. Bunlar, evladı iyalin, aile efradının çokluğu, malın azlığı, komşunun kötü olması, kadının kocasına hıyanette bulunmasıdır dedi. İmam-ı Azam Hazretlerinin menkıbelerinden birisini nakledelim. İmam-ı Azam'ın dükkanında bir ortağı vardı. Adı Hafs bin Süleyman el-Bezzaz idi. Bir gün İmam-ı Azam dükkanında yoktu. Ortağı Hafs orada oturuyordu. Dükkana Medine'den biri gelip ipekli kumaş almak istedi. Hafs ipekli kumaşı çıkardı. Müşteri bunu kaça satıyorsun diye sordu. Bin dirhem dedi. Halbuki kıymeti dört yüz dirhem idi. Müşteri parayı verip kumaşı aldı. İmam-ı Azam gelip durumu öğrenince bin dirhemi kabul etmedi. Medine'ye giderek müşteriyi buldu, parayı verip kumaşı geri aldı. Sonra müşteriye bunu benden dört yüz dirheme satın al deyip malı yeniden sattı. İşte İmam-ı Azam'ın verası böyle fazlaydı. idi. Mis'ar bin Kedam, İmam-ı Azam bir gün farkında olmadan bir çocuğa karşı ayağını uzatmıştı. Çocuk, ey imam, kıyamet günü kısastan korkmuyor musun dedi. Bunu duyan imam hemen bayıldı. Saatler sonra ayıldı ve buyurdu ki, korkuyorum. Çünkü o, Hazreti Ebu Bekir'den rivayet edilen şu hadiseye uygun konuştu. Bir defasında Hazreti Ebu Bekir evinden mescide namaz kılmak için çıkmıştı. Yolda karıncaya basarak onu öldürdü. Hazreti Ebu Bekir karıncayı kaldırdı ve ağlamaya başladı. Allahü Teala'dan karıncanın diriltilmesini diledi. Allahü Teala'nın izniyle karınca dirildi ve Hazreti Ebu Bekir karıncadan yetmiş defa özür diledi. Bu özür dileme, kıyamet günü kısas yapılması korkusundan idi, diye anlatır. İmam-ı Azam Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Adamın biri gelip, bana nasihatte bulununuz deyince, sakın günah işleme, aksi halde kendini ateşe atmış olursun. Halbuki sen, bir kimsenin pireyi ateşe attığını görsen iyi karşılamazsın. O halde her gün kendini defalarca ateşe atmayı nasıl iyi karşılarsın? buyurdu. İnsanlar arasında kendisini zemmeden, kötüleyen kimse hakikatte kendisini övmüş olur. Bu ise riya alametlerindendir demiştir. Alimler asırlarının ışıklarıdır. Her alim zamanının insanlarını aydınlatan bir kandildir. Alimler olmasa insanlar karanlıkta kalır ve kendilerini kaybederler. Kul bütün ilimleri elde etse, kuru ağaç gibi oluncaya kadar ibadette bulunsa, fakat midesine giren şeyin haram olup olmadığına dikkat etmese, Allahü Teala onun hiçbir ibadetini kabul etmez. Dünyanın fani, nimetlerinin geçici ve ölümün mutlaka geleceğini unutmak mümine yakışmaz. Tefekkür hayra ve iyi amel işlemeye sevk eder. Kötülüklere pişmanlık onu terk edip bir daha işlememeye sevk eder. Çok gülmek kalbi karartır ve öldürür. Dünya üç gün gibidir. Geçen gün geçip gitmiştir artık.'' geri döndüremezsin. Ondan ümit kesilmiştir. İkinci gün, içinde bulunduğun gündür ki, bugünü ganimet ve fırsat biliniz. Üçüncüsü ise, gelecek olan gündür ki, senin ona ulaşman belli değildir. Belki de gelecek olan güne kavuşamadan ölürsün. Ey insan! insanların çokluğuna bakıp da aldanma. Çünkü sen yalnızsın yalnız ölecek, kabre yalnız gireceksin. Kabirden yalnız kalkacaksın ve kendi hesabını vereceksin. Mübarek halleri ve üstünlükleri. Abdullah bin Mübarek diyor ki, fıkıh ilminde Ebu Hanife gibi mütehassıs görmedim. Büyük alim Misar, Ebu Hanife'nin karşısında diz çökerek bilmediklerini sorar öğrenirdi bin alimden ders aldım. Fakat Ebu Hanife hazretlerini görmeseydim, felsefenin bataklığına kayacaktım, demiştir. Büyük alim ve müçtehit, Süfyan-ı Sevri hazretleri de, bizler İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yanında, doğanın yanındaki serçeler gibiydik. Ebu Hanife, alimlerin önderidir, demiştir. Ali bin Asım, Ebu Hanife Hazretlerinin ilmi zamanındaki alimlerin ilimleri toplamıyla ölçülse Ebu Hanife'nin ilmi fazla gelir. Derken Yezid bin Harun da bin alimden ders aldım. Bunların arasında Ebu Hanife gibi vera sahibi olanını ve aklı onun ki kadar çok olanını görmedim. Buyurmuştur. Şam alimlerinden Muhammed bin Yusuf Şafii de yine Ebu Hanife müçtehitlerin reisidir demektedir. Hadisi i şerifte iman Süreyya yıldızına açıksa Faris oğullarından biri elbette alıp getirir buyuruldu. İslam alimleri bu hadisi i şerifin İmam-ı Azam hakkında olduğunu bildirmiştir. Yine hadisi i şeriflerde buyuruldu ki Adem aleyhisselam benimle övündüğü gibi ben de ümmetimden bir kimseyle övünürüm. İsmi Numan, künyesi Ebu Hanife'dir. O ümmetimin ışığıdır. Onu seven beni sevmiş olur. Onu sevmeyen beni sevmemiş olur. Ümmetimden biri şeriatimi canlandırır. Bidatleri öldürür. Adı Numan bin Sabit'tir. Her asırda ümmetimden yükselenler olacaktır. Ebu Hanife zamanının en yükseğidir. Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Suizandan zandan sakınınız. Çünkü zan sözün en yalanıdır." Bir de "Bir malı almak niyetiniz yokken esas alıcıyı zarara sokmak maksadıyla müşteri kızıştırmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Dünyevi bir has peşinde birbirinize karşı rekabet ve ifrada kalkışmayınız. Birbirinize düşmanlık beslemeyiniz ve birbirinize arka çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Birbirinize kardeş muamelesi yapınız. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir Müslüman bu saatte dua edip Rabbinden bir şey dilerse Allahü Teala ona mutlaka dilediğini verir. Gündüz ve gece size birbiri ardınca melekler gelir. Sabah ve ikindi namazları vaktinde bunlar birbirleriyle buluşurlar. Sonra geceyi sizinle geçiren melekler Allahü Teala'nın huzuruna yükselirler. Allahü Teala kullarının durumunu çok iyi bildiği halde yine bu meleklere kullarımı nasıl ve ne durumda bıraktınız diye sorar. Melekler de biz onları geldiğimizde namaz kılarken bulduk ve gittiğimizde namaz kılarken bıraktık derler. Allahü Teala mahlukatı yarattığında arşın üstünde kendi nezdinde bulunan levh-i mahfuza muhakkak benim rahmetim gazabıma galiptir yazdı. Muhammed'in aleyhisselam varlığı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Her peygamberin kabul olunan hususi bir duası vardır. Ben ise inşallah bu duamı ümmetime şefaat için kıyamet gününe bırakmak isterim. Kim Allahü Teala'ya kavuşmayı isterse Allahü Teala da ona kavuşmayı ister. Kim Allahü Teala'ya kavuşmak istemezse Allahü Teala da ona kavuşmak istemez. Bana itaat eden Allahü Teala'ya itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allahü Teala'ya isyan etmiş olur. Buyruk sahibi olan emire itaat eden bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Battığı yerden doğduğunu gören bütün insanlar iman edecekler. Fakat bu iman daha önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmış olmayan kimseye fayda vermeyeceği zamanda vuku bulmuş olacaktır. İmam-ı Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Dünya bir uykuya dalıp da sevdiği şeyleri rüyasında gören ve sonra uyanı veren insanın rüyası gibidir. İlimden bir mesele öğrenmek bana dünyadan ve dünyada bulunan şeylerden daha sevimlidir bir saat tefekkür, gece sabaha kadar nafile ibadet etmekten ve geceyi ayakta geçirmekten hayırlıdır. Ey insanlar! Sizin bitmekte olan belli bir eceliniz ve sınırlı bir ameliniz var. Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde, geleni görmüyorsunuz. Her an bekleyiniz. Kişi ne amel işlediyse ona baksın. Dünya hayatı başından sonuna kadar rüyasında sevdiği şeyi görüp de uyanan kimseye benzer. İnsan dünyadan ayrılınca üç şeye hasret eder. Topladığına doyamaz, umduklarına kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğuna iyi azık temin edemez. <laughs>